Merhaba, ben Leyla. Azam. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Siz nereden çıktınız ya? Karşı komşunuz olduğumu söylemiştim mi? Leyla. Ayağım çok acıyor. Küçük bir sıyrık. İyi olacaksın. Endişe etme. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Tamam mı? Leyla. Bazen. Bileğin daha iyi mi? İyiyim. İyiyim, teşekkürler. Diyorum ki, sen aşık olunca gözün bir görmez oluyor. Böyle bir tuhaflaşıyorsun. Nereden çıktı bu şimdi? Ne alakası var? Öyle mi, değil mi? Bilmem. Ben o defteri kapatalı çok olduğu için... Artık göremiyorum. Teşekkür ederim. Leyla. Alo, Azam. Görüşmemiz lazım. Görüşüyoruz ya işte. Öyle değil, yüz yüze. Olur. Ne zaman? Bu akşam uygun musun? Hayır, şimdi görüşelim. Sahile gel, orada buluşuruz. Thank you.
oluyor abla, nereye? Azam'la görüşeceğim. Yine mi ya, ne oldu yine? Canımı sıkıyor. Ha şu soygun işleri olmasa uğraşacağım onunla da. Elimiz mahkum. Tamam da görüşüp ne yapacaksın şimdi tam olarak? Bak Berna'cığım, bu adam zeki bir adam. Bugün olmazsa yarın mutlaka bizimle ilgili bir şeyler bulacak. O gün geldiğinde bana sırılsıklam aşık olması lazım ki gerekirse Çağdaş'la kapışsın. Bizi ele vermesin. Biliyorsun, aşk her şeyi yener. Tamam ama anlatacaksın bana her şeyi. Tamam, onları sonra konuşuruz. Evet Leyla, seni dinliyorum. Neymiş bu kadar acele olan? Sen anlatacaksın. Neyi? Bana mı soruyorsun? Evet, çünkü sen beni çağırdın ve karşımda sen varsın. Kime sorayım? Neyi anlatacağını bildiğini sanıyorum. Hatta eminim. Belli ki senin bildiğini ben bilmiyorum. Ne anlatmam gerekiyor tam olarak? Başkalarını anlatırken gayet rahatsın ama. Başkaları kim? Bak onu da bana soruyor. Evet, sana soruyorum. Sen çok çekingen biri misin, çapkın biri misin? Ben çözemedim seni. Leyla, çekingenlik, çapkınlık, biz neden bahsediyoruz? Benden mi çekiniyorsun yoksa duygularından mı emin değilsin? Hangi duygular acaba? Ha, bunu da bana soruyorsun. Tamam, korkma, ya bir şey söylemeyeceğim, anlat. Leyla, neyi söyleyeyim hala anlamadım. Neyi mi? Bak hala neyi diye soruyor. Tamam, biraz daha yardımcı olayım. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Sen çok... Nereden çıktı bu soru? Hala kaçamak cevaplar ya. Sen bana ne ara aşık oldun? Anlat hadi. Aşk mı? Aşk. Öyle bir şey mümkün değil, imkansız. Benim için. Leyla, nereden çıktı bu şimdi? Sen ne büyük yalancıymışsın ya. Leyla, nereden çıkardın bunu bilmiyorum ama aklında başka bir şeyler olmasına neden olduysam özür dilerim. Azam, ne saçmalıyorsun sen? Konu ben değilim. Sensin. Aklında bir şey olan da sensin. Yo, ben değil. Yani benim aklımda... Hayır, hayır, hayır. Bak bunu şimdi hiç yapma. Bak burada da o kızdan bahsedersen çok fena olacak. Hangi kız? Kimden bahsediyorsun? Her kız! Yeryüzündeki benden hariç her kız olabilir Azam. Bak, ayağını denk al. Benim yalancılarla, sahtekarlarla, hele hele kendi duygularını yaşamaktan korkan insanlarla hiç işim olmaz. Ben şimdi gidiyorum, seni de yalanlarınla baş başa bırakıyorum. Vicdanını dinle, belki doğru sesi o zaman duyarsın. Ben ne yaşadım şimdi ya? Kızım ne oluyor, hayırdır? He? Baba, ben teraviye gidiyorum, tamam mı? Teraviye mi dedi o? Öyle dedi vallahi. Ne zaman biter bu teravih? Çok uzun sürer mi? Bir saat sürer. Ne? Bir saat mi? Of!
Yani of derken oh demek istedim. Şimdi biliyorsunuz bazı hocalar var atlı koşturur gibi namaz kıldırıyorlar. Yani olmaz öyle. Kızım. Hah, ayıptır, ne yapıyorsun? Teyzeciğim, avizelere bakıyordum ben. Çok güzel süslemeleri var caminin. Ne güzel bir cami. Buraya namaz kılmaya gelmemiş Pelin. Günah kızım, camide isteme öyle. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâne s-salâh, hayyâne s-salâh, hayyâne l-felâh, hayyâne l-felâh. Kad kâmeti s-salâh, kad kâmeti s-salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Hayırdır? Teravih kılmadan mı gidiyorsun? Ben. Yok. Ayağım. Ayağım biraz uyuştu oturmaktan da o yüzden. Yoksa kılmadan gider miyim hiç? Olur mu öyle şey? Olmaz. Kılalım. Teyzem, bitmiyor mu bu teravih namazı? Daha başlamadı bile. Biz ne kıldık? Deminden beri kılıyoruz. Yatsı namazıydı kızım. 13 rekat yatsı, 20 rekat teravih. Sen ilk defa mı geliyorsun teravihe? Yok, ben teravih kılarım. Biliyorum yani. Ama o kadar kaptırmışım ki kendime. Anlayamadım. O yüzden öyle oldu. Allahümme salli ala Muhammed. Salat-ı teraviye niyet. Allahu Ekber. Kabul etsin. Hayırlı Ramazan. İyi geceler. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazan. Allah senden razı olsun. Azam gibi hakikatte evlat yetiştirmiş. Sağ olasın. Allah cümlemizin çocuğunu vatana millete hayırlı evlat eylesin. Evet. Allah kabul etsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Teyze, Allah kabul etsin. Ay yavrum benim. Sağ ol güzel kızım. Allah kabul etsin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim vallahi. Nasıl olayım? Sizler iyisiniz inşallah. Sağ olun.
yavrum teyzeciğim. Hadi. Cümleten hayırlı akşamlar. Evet. Teyzem, ben kaçtım. İyi geceler. Güle güle ya. Leyla. Hazan. Seni gördüğüm iyi oldu ya. Ben de sana bir şey söyleyecektim. Ha. Demek karar verdin söylemeye. Ne? Yok bir şey, ne söyleyecektin? Ya benim acil Laz böreği bulmam lazım. Yani annem tutturdu Laz böreği diye ama İstanbul'da iyi yapan bir yerde bulamadım. Sizin kafede Laz böreği olma ihtimali var mı? Laz böreği. Dert ettiğin şeye bak ya. Tamam ben yaparım sana Laz böreği. Neydi? Laz böreği, tamam. Sen ne anlarsın ya Laz böreği yapmaktan? Siz beni ben piyano çalıyorum diye fazla küçümsediniz galiba. Ben bir Laz böreği yaparım. Parmaklarınızı yersiniz annem de. Hadi canım. Gerçekten mi? Tabii. Ben bizim kafede her gün Laz böreği açarım. Hatta daha önce işlettiğim yerlerde de Laz böreği yaptım. Sen merak etme, o iş bende. Süper o zaman. Evet. İyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelirmiş derler bak. O zaman akşam bekliyorum. Ben de. Sağ ol. Bakalım nasıl bir şeymiş bu Laz böreği. Ya bu börek değil, tatlı. Oh. Alo Ayla. Bak benim acil Laz böreği yapmam lazım. Hem de çok acil. Sen Rizeliydin değil mi? Yardım et bana ne olur. Nereden çıktı kızım Laz böreği? Azam'ın annesi için. Çok seviyormuş. Ne oluyor sana? Kaynanana kendini böyle mi sevdireceksin? Ya ne kaynanası kızım, gülmesene. Bak benim acilen yapmam lazım bunu. Yani en iyisini yaparım falan dedim. Öyle derken ben bunu düz börek sanmıştım. Börek değil, tatlıymış bu. Geçmiş olsun Leyla'cığım. Öyle Laz böreği seven birine kolay kolay beğendiremezsin. Ne yapacağım Ayla? Bir şey yap, kurtar beni. Tamam dur. Bizim yöresel yemekler yapan bir arkadaşımız vardı. Dükkanı kapattılar ama rica edersek belki... Tamam bak hemen ara. Sen adresi at bana, ben şimdi yola çıkıyorum, tamam mı? Yolda bakarım. Hadi bay bay. Buyur. Merhaba Nazmiye teyzeciğim. Ben Ayla'nın arkadaşıyım. Beni o gönderdi. Ha, o sen misin? Aradı beni. Gel buyur. İçeri gel. Alayım. Boşuna zahmet etmişsin buraya kadar güzel kızım. Niye öyle dediniz? Ama sizin için en iyi Laz böreğini o yapar dediler. Öyledir ama lakin 90 demişler. Ben artık Laz böreği yapmıyorum. Tövbe ettim ben. Aa. Nasıl? Niye tövbe ettiniz? Bakma bana öyle. Tövbe ettim işte. Laz böreği yapmak tövbe edilemez bir şey midir? Yok. Da yani ne bileyim, anlamadım işte. Güzel kızım. Kusura bakma ama benim herif en son yaptığım zaman bir laf etti. Ben de yemin etmişim. O zamandan beri elime oklava almadım. Tam 17 senedir börek yapmıyorum. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama benim için böyle bir kerecik yapsanız. Mümkünatı yoktur. Tövbe ettim diyorum sağ. Teyze, amcayla ben bir konuşayım. Belki özür diler senden, olur mu? He.
Öyle olur idi işte. Tamam, ben bir konuşayım. Nerede? Hem belki kendisi de pişman olmuştur. He, olmuştur, olmuştur da... onun ağzından özür mozur çıkmaz bu vakitten sonra. He. Ama sen bir dur. Bak ben bir konuşayım kendisiyle. Bak ben ikna ederim kesin. Nerede kendisi? İçeride mi? İçeridedir. Çok içeridedir. Derinde dur da. Benim herif öleli tam 6 sene olmuştur. Ha, ben yine de ikna ederim diyorsan Karacaahmet'te yatayım. Yani üzüldüm. Başın sağ olsun. Ama ben şimdi Azam'a ne diyeceğim ya? Azam kimdir kuzum? Adamın biri işte. Kırarım senin o kafanı. Adamın biri için börek mi yaptıracaktın bu? Yok teyzeciğim öyle değil. Yani yabancı birisi değil. Kardeşin midir? Yok. Kardeşim değil. Baban midir? Yok ne babası. He anladım. Sevdandır değil mi? Niye benden saklıyorsun kızım? Çok mu seviyorsun onu? Yani işte. Yanisi ne? Sevmiyorsan niye geldin kapıma? Elin herif için. Rica minnet ediyorsun. Yok yok teyzeciğim ben seviyorum. Seviyorum tabii sevmez olur muyum? Seviyorum. Nasıl biridir? Benim herif gibi aksi biri midir? Yok. Yani bir şey yaparken gözümün içine bakıyor. Ha, öyle söylesene kızım. Onun için börek yapılır. Kalk hadi kalk. İftara bir şey kalmadı. Oy! Hadi. Gel hadi yapalım. Azam, hoş geldin. Hoş bulduk Melike. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ne bu halin? Mutfakta savaş falan mı çıktı? Biliyorsun işte Laz böreği mevzusu. Ha. Ya ben o işi halletmiştim. Keşke söyleseydim size. Hani nasıl hallettin? Elin boş gelmişsin. Yok öyle değil. Ya Leyla duydu bir şekilde de güzel yaparmış Laz böreği. Ben de yapayım getireyim akşam dedi. Ha o kızın adı niye dolanıyor gene ağzında? Anne ne var bunda? Leyla durumu öğrendi. Sevabına yapar getiririm ben dedi işte. Sen de ona inandın öyle mi? Anne niye yalan söylesin? Yani iyi yaparım dedi. Akşam getiririm anne parmaklarını yer dedi. Ben o melanetin yaptığını ağzıma sürmem. Anne niye böyle konuşuyorsun? Oruç ağzında ayıp değil mi? Ayrıca ikram geri çevrilir mi? Neyse ben mutfaktaki işleri halledeyim. Tamam tamam. Yapsın getirsin bakalım. Madem gönlünden kopmuş, tadına bakarız. İyi, bak bakalım. Babam ne yapıyor? Hasta diye sahura kaldırmadık. Küstü bize. Buralarda dur. Yapar, küser. Yemeğime bakayım. Tamam, hadi. Hadi Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Kaldırmadınız beni sahura. Allah günahını vebalini sizin boynunuza yazsın. Hikmet. Ama yarın sabah hepinizden erken dikileceğim ayağa.
Öyle hastalık mastalık anlamam. Ama baba doktor... Orucu tutturmadınız. Bari namazımızı kılalım. Afiyet olsun. Allah kabul etsin baba. Afiyet olsun. Afiyet olsun Hikmet amca. Melike, hava yaptın tatlıdan getir bir bakalım tadına. Olur. Oğlum, sen bu kadar saf değildin. Nasıl inandın sen bu kızın Laz böreği yapıp da getireceğine ha? Ne bileyim anne. Getir kızım, getir. Bazıları söz verir yapmaz, bazıları da ölse seni yarı yolda komaz. Şerife teyze. Sağ ol kızım. Allah'tan Melike var. Yoksa Laz böreksiz kalacaktım bak. Eline sağlık Melike. Nasıl olmuş Şerife teyze? Güzel olmuş mu? Sen beni bilirsin kızım. Ben tatlı sevmem de yemem de. Ama işte bu mübarek beni hep cezbeder. Sen yabancı değilsin. Benim güzel kızımsın. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun Şerife teyze. Keşke daha güzelini yapabilseydim. Yani... Leyla öyle söz verince ben de çıkıp aramadım. Belki bulurdum yani güzel bir Laz böreği. Önemli değil oğlum. Sen de bu vesileyle sırtını kime dayayıp da güveneceğini de anlamışsındır herhalde. Ben bakarım. Merhaba. Leyla. Geç kalmadım değil mi? Bitirmediniz yemekleri. Yok yok. Ne oldu? Laz böreği bulamadın, baklava mı getirdin? Anne. Neyse getir bakalım bohçasından ne çıkacak. Dersin Melike'den güzel yapmış. Buyur Şerife teyze. Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım tabii. Nasıl güzel olmuş değil mi? Allah'a var olmuş. Afiyet olsun. Ben ağzıma demiştim en iyi Laz böreğini ben yaparım diye. Dedin valla. Sen nereden biliyorsun Laz böreği yapmayı? Sen Adanalı değil miydin? Demek ki marifet memleket değilmiş. El lezzetiymiş. Tamam canım, bir sefer denk getirmiş yapmışsın işte. Neyse, ben daha namazı kılmadım. Sana iyi akşamlar yavrum. Zahmet oldu. Tamam, ben Leyla'yı uğurlayayım. Leyla sağ ol, eline sağ ol. Afiyet olsun anneciğim. İyi akşamlar. Daha önce hiç böyle Laz böreği yememiştim. O
Nasıl başarmış bu kız bunu? Gerçekten pek güzel. Afiyet olsun Şerife teyze.